أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mihmanlar. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ki hamdu sanalar bulsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz bulsun. Sizge bizge birgen Zülhicce aylarını tangları, külleri, tünleri mübarek olsun. Yurtimizdeki tinçlikni birgen nametlerini ziyade eylesin. Kelamı da eytipti ki, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Eytin, ey Allah'ın Resulü, umurlarını günahta ötkizgen bendelerimge eytin, Allah'ın rahmetiden naumut bulmasınlar, dip eytin, degen ayeti gelmiştir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine fıkhıl abasat kitablarda bir bab var. Tahrim-ü teali alallah degen bir bab var. Bittegi mana. Allah-u Tebarek ve Teala'nı hükmeden aldın hüküm etişini haramlığı hakkıdaki bab. Allah'ın hükmeden aldın hüküm etişlikini haramlığı hakkıdaki bab. Yani Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ettiler. Veylun, veylun lil müteellin min ümmeti. Kalu ya Resulallah, ve mel müteellun? Kala, yekuluna fulanun fil cennet, fulanun fil nar dediler. Ümmetlerimin içindeki Müteellinlerge davzah bosun, lanet bosun. Şimdi biz müteellin deyip tercüme var yapız. Bette bu sözünü özü Özbek dilinde bizim sözümüzde mukabili yok. Şunun için aynen hadiste kegen halatı bilen et yapmış. Müteellinlerge Allah'ın gazabı bosun, laneti bosun dediler. Ya Allah'ın Resulü, müteellin kimdi? Cenabımız cevap verdiler. Falancı cennetidir, falancı devzahi degen bendeler, ümmetlerim degen ekeller. Braderler, brauni cenneti deyip bulmazmış. Hala Allah hukum etmedi ki. Brauni devzahi deyip hem bulmazmış. Hala Allah hukum etmedi ki. Allah'ın hükmeden aldın hukum yetişlik. Bu ülken günah iken etmekçimiz ki, biz brauni cenneti, brauni devzahi demeyimiz. Brauni mu'min ya ki brauni kafir demeyimiz. Biz Allah tebarek ve teala'nın rahmetinden ümit varmız. Mağfiretinden ümit varmız. Allah'ı tebarek ve teala berçemizge mağfiretinden, rahmetinden nasip eylesin. Bu beriyetken nametige şükür keltirme alını. Berçemizge nasip kısın. Saniyen Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve selamlarımız olsun. Felâfetun ciddun. Ciddehunne ciddun. Ve hezlehunne ciddun. En nikâhu ve talâku ve rec'atu. Ravahu et-termediyyü. Hazırki Surhandaryanı Şirabat dediğin yerde Ebu İsa et-Termedî degen bir uluğ zat yatadılar. Ebu İsa et-Termedî. Bu zat 824. yılda tevellüd bugüne gelirler. 824. 893. yılda vapat bugüne gelirler. 893. Tola isimleri Muhammed ibn İsa, ibn Thawra, ibn Musa, ibn Ad-Duhak, Es-Sulemi, El-Buği, Darir, Et-Termedî hazretleridir. Mana şunisi toluq variantı. Sakkizta isimleri toluq. Bir Ad-Darir deydigan isimlerini keyinchalik aytila başladı. Bu sakkizta isimni manası bor, tarixi bor. Bu zotu bo barakotni sunan asarlarda bu hadise keltirilmiş.
Muhterem azizler, bazı hadisler var ki, dünya kanuniyeti hisoblanadi. Ebediyet kanuniyeti hisoblanadi. Huddu o şey hadislerin sırasına geldi bu. Hazreti Ali eytediler, Hazreti Peygamberimiz merhamet ettiler. Uç nerseni çini çin, hazili çin dediler. Uç nerseni çini çin, hazili çin dediler. Birincisine ettiler. Talak, nikahını dediler. İkincisine ettiler. Talakını dediler. Üçüncisine ettiler. Raciatını dediler. Şu. Hadisinin umumi mazmunu şu. Uç nerseni çin için, hazil için, nikahını, talakını, raciatını. Hani şimdi şerhini işlemiz. Çin, hazil. Arap dilinde çin deyip cedd deyip eytadı. Cedd. Çin degeni ciddilik. Yani ciddi. Sözüyem şu Arap dilinden kep çıkan. Bor nerseni, borligicha ko'rishni otini ciddi der ekan. Nom mu? Shunga nondek qarashni otini ciddi der ekan. Choy mu? Choyga ciddi qarashni, to'g'ri qarashni otini ciddi der ekan. Hazil deb ana shu holatni xasbo'shlashni yoki boshqacha qarashni otini hazil der ekan. Endi buni hammamizni o'zimizni tushunchamiz bor bu to'g'risida, lekin hazil haqida. Dinimizde hazilga ruxsat berilgan. Qaysi ma'nodagi kulgiga, mutoyibaga, xo'p, zakovatga ruxsat berilgan. Shartlari bor narsani, bor narsani, bor narsa bilan ifoda etishni otini ruxsat bergan. Shunga ruxsat bergan. Agar bo'lgan voqea bo'lgan bo'lsa, shuni kulgilik gapirib berishga ruxsat bergan, lekin yo'q narsani gapirib bo'lmaydi. Tegi yo'q, to'qima narsalarni aytib bo'lmaydi. Mumkin emas bu. Hazrat payg'ambarimiz marhamat qiladilar. Odamlarni kuldiraman deb yolg'onlar to'qiganlarga Allohning la'nati davzoxi bo'lsin deganlar. Shuning uchun bir narsani to'qib bo'lmaydi. Mumkin emas bu narsa. Undan tashqari, hazil qilgan odamni yuzdan nuri ketar ekan. Hazil qilaversa nuri ketar ekan. İkincisini aytdilar. Hazil qilgan odamni yuzi so'zidan ta'siri ketadi. So'zida ta'sir qolmaydi hazil qilaversa. Uchinchisini aytdilar. Hazil qilgan odamni albatta rizqi kesiladi dedilar. To'rtinchisini aytdilar. Hazil qilgan odam qabr azobini tortadi dedilar. Beshinchisini aytdilar. Hazil qilgan odam Hazrati janob payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shafoatlaridan beynasib bo'lib qolishi mumkin degan gaplarni aytishgan. Shuning uchun hazilni ko'pi yaxshi emas ekan, lekin kitoblarda qalblarida tog'dak iymon bilan silkinib silkinib kulgan zotlarni ko'rdik degan Imom Buxoriyning rivoyatlari bor. Qalblarida tog'dak iymonlar bilan silkinib silkinib ko'rgan zotlarni ko'rdik. Payg'ambarimizni atroflarida yurgan sahobai kiromlar ham bir hazillashib qo'yishar ekan, bir kulishib olishar ekan. Demak, bu o'rnida bo'lishligi, me'yorda bo'lishligi yaxshi ekan. Lekin muhtaram azizlar, uchta narsada hazil yo'q ekan, mumkin emas ekan. Shuni e'lon qilyaptilar. Nikohda dedilar. Nikohni Xudo ko'rsatmasin, hazillashib agar nikoh tussa nikoh bo'lib qolar ekan. Shunaqa masalalar bor. Xo'p, bir asar, drama yoki pyesa. Shunda nikoh lavhasi bor. Masalan, uni eri bor, bir ayolni, uni xotini bor, bola chaqasi bor. Endi shu yerda rol o'ynab nikoh o'qiyapti. Bir domla ham bor, mayli. Shu nikoh nikoh bo'lib qolar ekan. Hazillashib, hozir rol o'ynayapti uni, ko'rsatmoqchi shuni. Birodarlar, nikohda hazil yo'q. Nikoh jiddiy narsa. İkincisini aytdilar. Taloq jiddiy dedilar. Uni hazili yo'q. Xudo ko'rsatmasin, xotiniga agarda hazillashib taloq bersa taloq bo'ladi. Hazillashib agar bunaqa bo'lsam taloq berardim, bunaqa bo'lsang taloq berardim deb shart qo'ysa ham taloq bo'ladi. Zamonga bog'lasa ham taloq bo'lasin. Masalan,
Sentyabr kelsa taloq beraman, yanvar kelsa taloq beraman deb qolsa taloq bo'ladi. Taloq bilan hazillashish yo'q. Lekin uni kasofatidan eshiting, taloqni kasofatidan. Bir marta taloq etgan holatda arsh larzaga kelar ekan. Zilzila bo'lib ketar ekan arshda. Xudoyim g'azabi kelar ekan. Bir marta taloq etsa agar bandasi. Ikkinchi kasofati bir marta taloq etgan erkakni, noo'rin taloq etgan erkakni guvohligi qabul qilinmas ekan. Besubut, beburt deb qaralar ekan. Uchinchi kasofati bir marta taloq etgan erkakni rizqi kesilar ekan, ishi yurishmas ekan. To'rtinchi kasofati taloq etgan odam qiyomatda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun ummati islomning oldida sharmanda bo'lib qolar ekan. Birodarlar, taloq yaxshi emas ekan, uni og'ziga olib bo'lmas ekan, bunda hazil yo'q ekan. Bu jiddiy narsa ekan. Ming afsus. Minglab afsuslar bo'lsin. Hali bilmayaptimi yoshlar, buni tushunmayaptimi? Yoshni yosh desangiz, kap-katta odamlarni ham og'zidan chiqayotganligi odamni ranjitadi. Kap-katta odam nomla deydi, xotinni ushlab qo'yibman. Kayfim bor edi deydi. Yaxshi bo'pti, qutulibsiz. Qutulibsiz. Kim aytdi? Agar kayfing bo'lsa taloq tushmaydi deb kim aytdi uni? Tasavvur qiling, Xudo asrasin. Birov ichkilik ichib, rolga o'tirib Xudo asrasin. Birovni bosib o'ldirsa, qonunda shuni kechib yuboradimi? Bo'pti, kayfing bor ekan, ketaver deydimi? Yo'q. U ichib o'tirgani uchun yana jazolanadi. Shariatda ham xuddi shunaqa birodarlar. Ichib olgani uchun talog'i soqit bo'lmaydi. Ha, uchta odamni talog'i o'tmas ekan. Uni ham eshitib qo'yaylik. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النِّيَامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. Bu hadis bu. Bu qonuniyat bu ham. Aytdilar, uch narsaga qalam gunoh yozishdan to'xtamishdir dedilar. Uch odamga gunoh yozilmas ekan, demak taloqi ham tushmas ekan. Birinchisini aytdilar, uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha dedilar. Uyqusirab taloq desa tushmas ekan, u odamga gunoh yozilmas ekan uyg'onmagunicha. Ikkinchisini aytdilar, yosh bola voyaga yetmagunicha dedilar. Sabiy deydi arab tilida, voyaga yetmagan bolakayni sabiy deydi. O'sha sabiy bolakay, go'dak voyaga yetmagunicha gunoh yozilmas ekan, taloqi ham tushmas ekan. Uchinchisini aytdilar, jinnini aqli o'ziga kelmagunicha dedilar. Xudo ko'rsatmasin, aqlidan mosuvo bo'lib qolsa, jinni bo'lib qolsa, birodarlar, jinnidan taklif soqit degan qoida bor. Taklif degani namoz, niyoz, roza soqit. Uni Allohim shu holatga keltirib qo'yar ekan, u odamni aytgan taloqi ham tushmas ekan. Qolgan odam hazillashmasin, taloqni chini ham chin, hazili ham chin. Va uchinchisini aytdilar, raj'atni chini chin, hazili chin. Raj'at degani qaytmoq degani. Odam bolasini shoshqaloqligi, odam bolasini ilmi, jaholati bo'lgani, ilmsizligi, jaholatligi, yana boshqa tomonlarini hisobga olinib, shunaqa holat borligini hisobga olinib, raj'at degan narsaga Allohim izn bergan deydi kitobda. Raj'at degani xotiniga qaytish. Masalan, taloq deb qo'ydi xotiniga, bilmasdan aytdimi, jahli chiqib aytdimi, ha bo'ldi ajrashding ketaver degani emas bu. Yarashtirsa bo'ladi, qo'yingchi, bir taloqni qaytarsa bo'ladi. Kitobda aytganki, domla ham kerak emas, nikoh ham kerak emas degan, ikkovini qurgan suhbati nikohga o'tib ketadi degan, bir taloqda. Ikkinchisini aytgan, ikki taloq, uni otini boyin taloq deydi, undan ham qaytsa bo'ladi. Ikki taloq qilib qo'yib xotiniga qaytsa bo'ladi. Endi faqat nikohlanar ekan, rozi rizo so'rab, isloh qilib, o'rtasiga vazifalar tushuntirib aytilar ekan. Bu narsani qilib yuribmiz. Hozir yurtimizda yarashtiruv komissiyalar tuzilgan, mahallalarda nihoyatda avj olib ketgan, qo'ydi chiqdi masalalari mana shunda shu narsalar qo'llaniladi. Va uchinchi masala, agarda bizni mazhabimizda uch taloq qilib qo'ygan bo'lsa,
o kaytarılmaydı, mümkünmez onu. Onun ilacı yok ona. Bizim mezhebimizde ilacı yok. Ha yok narsa yok da endi. Yok narsanı kim kıp beredi endi bunu? Allah'ım ayeti de eytipti. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Attalâku marratâni fe imsâkum bil ma'ruf. Ev tasrihum bil ihsan. Bendeler, talak kılış iki meratebedir. Ya ki yaşlılık bilen üşleyler. Ya ki yaşlılık bilen acireşiler. Etibar verin. Yaşlılık bilen acireşiler. Üç talak, dört talak, vaha kaza degen erkekler haddiden aşken adam hesaplanıp onge ruhsat berilmeseken hatınıge kayıtmağlıq. Bunu mumun Müslüman tinglep koysun, eşitip koysun. Üç nersene çin için, hazil için nikahını, talakını, rec'atını. Ana hadisi mübarekini, kıskaca mezmunu. Allah-u Tebarek ve Teala barçamızga tevfik birsin, rüşt birsin, hidayet birsin. Bu meselelerini bir oturup, etraflıca hemmesini eğitip, şüntürüp, bu meydi elbette. Meyli bir azgine azgine eşitip durulsa, bu kulağlarga kirip dursa, bu aklımızda cevap olsa, bunu mahkem üşlesek, bunu nezarda tutsak, şayet Hak Cenab-ı Resulullah'tan berçemizge şefaatler nasip olsa. Ey Allah'ım, Hazreti Peygamberimizge salavat ve salamlarımızı yetker gün, ul zatını şefaatlerden berçemizge nasip eylegin. Çihar yarı basafadan Allah'ım razı olsun. Ötken alim ulemalarına Allah'ım rahmet eylesin. Bolyetken toylar mübarek olsun. Yaşlarına Allah'ın bəxtini, saadetini versin. Mene biyada Edhem Caneke, biyada Müzrab Caneke, ikkevleri gelişip, güde güzel iş kılışıptı, doğru iş kılışıptı, asan iş kılışıptı, kulay iş kılışıptı. Allah-u Tebarek ve Teala güzellik bilen başlangan bu velime ihsallarını, yaşlarını, hayatını, örtesini hem ahırını hem güzel kısın. Allah'ın bularını berekat bilen cemlep koysun, afatlerden, belalardan esresin. Allah'ın kelamından tilavat kılsak, dualarını eğitip cemaatlerine ruhsatlarını koysak, aşlarını yiyip bulsak ve birbirimizi kütmesek, melalliler yetmese. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Allah'ım büyük ayetlerin, Hazreti Cenab'ın hadisleri, kalplerimizge, dertlerimizge şifalar olsun.
O'tgan mehrivonlarimizga rahmatlari, savoblari yetkargin. Adhamjon akadan, Muzrob akadan o'tib ketgan ota-ona jamoatlariga ushbuni lilloh hadoya qildik. Mag'firat etgin, rahmat qilgin, savobidan bahramand aylagin. Farzandlarini baxtini, saodatini bergin, mehrini, muhabbatini bergin, o'z aro hurmatini bergin, sog'liq soliha farzand bergin, haloli moli davlat bergin, ofatlardan, balolardan asragin Allohim. Xizmat qilayotgan aka-ukalarni, opa-singillarni, uzoqlardan, yaqinlardan kelgan azizlarni, mehmonlarni barchamizni panohingda asragin. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz obod bo'lsin. Mana erta inshaalloh istiqlol to'ylari. Iloho Parvardigorim vatanimizdagi tinchlik, osoyishtalikni bardavom aylagin. Yurtboshimizni asragin, yurtdoshlarimizni asragin. Ko'p yillar, ko'p zamonlar bundoq ulug' ayyomlar to'ylarda didor ko'rishaylik. Va sallallohu ala khayri xalqihi Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. خوش كيلديلر.